Birkaç gündür aktarıyoruz. Sosyal medyada kiralık IBAN ilanları artmaya başladı. Bunun ucu da meğer yasa dışı bahise uzanıyormuş. Yasa dışı bahis çetesi üyeleri asıl suçlu belli olmasın diye komisyon verip hesap kiralıyorlarmış. O pazarlıkta başı derde girense IBAN'ı belli bir para karşılığında kiraya veren kişiler oluyor. Teklifi çok geldi, yapan arkadaşlarım da oldu. Parası güzel, öğrencini cezbediyor. O toplara girmemek gerekiyor. Ben yapmam şahsen. Yasa dışı bahisçiler komisyonla özellikle öğrencilerin IBAN'ını kiralıyor. Ama o dakikadan sonra IBAN'ını kiraya verenin de başı belada demek. Çünkü IBAN'ını kiralayan, kiralatan kişiler bu noktada suça ortak olmuş oluyorlar. Özellikle son dönemde sosyal medyada kiralık IBAN ilanları dolaşmaya başladı. İhtiyacı olan IBAN'ını sorgusuz sualsiz belli bir komisyon karşılığında kiraya veriyor. Kendileri 3 kuruş para kazanacağım diye veriyor. Ondan sonra da başları belaya giriyor. Yasa dışı bahis oynatanlar kazandıkları paraları kiraladıkları IBAN'a göndertiyor. Böylece o kara para kiralanan banka hesapları arasında dolaşıma sokuluyor. Yani asıl suçlunun kimliği gizlenmiş oluyor. Ama bir soruşturma başladığında ilk kapısı çalınan IBAN'ını kiraya veren o kişi oluyor. Tahsilatsa bankamatiklerde yapılıyor. Yasa dışı bahis çetesi üyeleriyle buluşan kiralık IBAN sahibi parasını bankamatikten mevla yüksekse şubeden çekip veriyor. Kısa yoldan para kazanmak için bu yola başvuranlar arasında cezaevine girenler bile var. Bir arkadaşım içeri girdi bu durumdan, hatta yattı. Evet. Banka hesaplarımızı, IBAN hesaplarımızı asla kiralamamalı. İnternet ortamındaki ilanlara asla dikkat etmemeli.